HPV aşısı nedir? Kimlere yapılır? Ne kadar süre korur? Bu soruların cevabını vermeden önce aslında HPV nedir? Bunu bilmek lazım. HPV 200'den fazla tipi olan bir virüstür. HPV'nin tiplerinden 35-40 tanesi anogenital kanserler dediğimiz alt bölge ya da kadın doğumla ilgili olabilecek bir takım kanserlere sebep olur. Özellikle içlerinden 15 tanesi vardır ki rahim ağzı kanseri için yüksek riskli grup dediğimiz gruptur. Serviks kanseri olan olgularda baktığımız zaman neredeyse %100'e yakın HPV'yi buluruz. Tersten söylediğimizde serviks kanseri HPV olmadan olmaz. Yani hastada HPV varsa serviks kanseri olma ihtimali de vardır. Ancak bu hemen olacak demek değildir. Kanser yıllar içerisinde gelişebilen bir süreç olduğu için öncesinde prekanseröz dediğimiz kansere sebebiyet verebilen lezyonlar olabilir. Zaten biz bu sebeptendir ki hastalarda HPV'yi tararız ve var ise farklı tarama programlarına sokarız. Peki HPV nasıl bulaşır? HPV tamamen cinsel yolla bulaşan bir virüs. Her ne kadar halk arasında işte hamamdan, duştan, saunadan bulaştı gibi mitler olsa da HPV cansız ortamda yaşamaz. HPV'nin teması için, HPV'nin bulaşması için dokudan dokuya teması olması lazım. Prezervatif de %100 koruyucudur diyemeyiz çünkü testislerin vulvaya değmesi de bulaş için bir yoldur. Bu sebeple HPV olduğunu bildiğimiz kişilerde farklı koruma programları geliştirmemiz gerekir. HPV rahim ağzı kanseri dışında anogenital kanserler diğerleri olan rektal kanserler, penis kanserleri, testis kanserleri, hatta ağız ve gırtlak kanserleri gibi bir takım kanserlere de sebebiyet vermektedir. Bu nedenle sadece kadınların değil erkeklerin de problemidir. HPV aşısı ne için yapılır ve nedir? Dünyada her yıl binlerce kadın rahim ağzı kanserinden dolayı ölmektedir. Bundan 10-15 yıl öncesine kadar kanseri engelleyen, HPV bulaşını engelleyen bir teknoloji yoktu. Ancak son dönemlerde artık HPV'nin gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte aşının da öneminin farkına varmaya başladık. HPV aşısına baktığımız zaman HPV virüsünü taklit eden içi boş bir yapıdan oluşmaktadır. İnsan vücuduna bu enjekte edildiği zaman vücut bunu HPV virüsü gibi algılamakta ve savunma mekanizmalarını aktiflemektedir. Aktiflenen bu savunma mekanizmaları hazır halde bulunduğu için kişi HPV ile karşılaştığı zaman savaşabilmekte ve bu şekilde HPV'nin kişide enfeksiyon yapması engellenmektedir. Bu sebeple aşı HPV virüsünün vücutta olmasını ve bir takım şeylere sebep olmasını engelleyen en önemli güçlerden birisidir. HPV aşısı kimlere yapılır? HPV aşısı 9 yaşından sonra yapılabilen bir aşı olmakla beraber çocuklarda bağışıklığın en kuvvetli cevabı 11 yaşından sonra verdiği gösterildiği için 11 yaşından sonra kız erkek fark etmeksizin bütün çocuklara yapılabilir. 11 yaşından sonra yapılan aşı 15 yaşına kadar 2 doz şeklinde yapılmaktayken 15 yaşını geçmiş çocuklarda ise 3 doz şeklinde uygulanmaktadır. Kadınlarda rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonları ve rahim ağzı kanserini engellediği gibi erkeklerde penis ve bir takım ağız kanserlerini de engellemektedir. Yine sadece erkeklerde kanseri engellediği için değil sosyal bir sorumluluk olarak da yapılması gerekir. Erkekler taşıyıcı rol üstlenmekte, partner değişikliklerinde HPV partnerden partnere geçerek oldukça yaygın bir hale gelmektedir. Bu sebeple 11 yaşını geçmiş erkek kadın bütün insanlara HPV aşısını önermekteyiz. Üst yaş sınırı da bulunmamaktadır. Avusturya, Kanada, Finlandiya, Avustralya gibi ülkelerde HPV aşısı okullarda ücretsiz yapılmaktadır. Bu ülkelerde HPV neredeyse bitirilmek üzeredir. Ancak ülkemizde halen aşı kapsamına alınmadığından dolayı yaptırmak isteyen kişilerin özel olarak kendilerinin alması 0-2 6. aylar şeklinde 3 doz şeklinde uygulaması gerekmektedir. Bir kadın doğum hekimine başvurduğunuz zaman size reçete edecek ve nasıl yaptıracağınız konusunda sizi yönlendirecektir. Kaç tip HPV aşısı vardır ve herhangi bir yan etkisi var mıdır? Baktığımız zaman aslında 3 tip HPV aşısı var. İkili, dörtlü ve dokuzlu şeklinde. Ama ben ülkemizde var olan dörtlü aşıdan bahsetmek istiyorum. Gardasil dediğimiz bu aşının içinde HPV'nin 4 tipine karşı koruyuculuğu olan maddeler bulunmaktadır. HPV'nin 16 ve 18 dediğimiz tipleri en sık rahim ağzı kanseriyle birlikteliği görülen tipler olup bu aşı bunlara karşı koruyuculuk sağlar. Yine HPV'nin 6 ve 11 dediğimiz sile sebep olan tipleri de bu aşının içinde bulunmaktadır. Yani aşılı insanlarda, aşılı bireylerde sihirlerin görülme ihtimali çok çok azaldığı gibi HPV kanseri oranı da azalmaktadır. Ancak tamamen sıfırlanmaz. Neden? Çünkü HPV'nin daha farklı tipleri de bulunmakta ancak biz onları çok çok nadir olarak görmekteyiz. Yan etkilerine baktığımızda yine toplumumuzdaki bazı gerçek olmayan duyduğumuz şeyler gibi öldüren sakat
bırakan ya da zehirleyen bir durum yoktur. Tek yapabileceği yan etki enjeksiyon yerinde kızarıklık, hafif ısı artışı, hafif bir ateş olabilir. Hafif bir baygınlık hissi yaratabilir. Zaten bu sebeple ilk 15 dakika hastayı dinlendirdiğimiz zaman sonrasında herhangi bir sıkıntı görmemekteyiz. HPV aşısının koruyuculuğu kaç yıldır? Aslında bu soruya verilecek net bir cevap yok. Ancak en az 5 yıl olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar henüz tamamen tamamlanmadığı için ömür boyu etki edip etmediği net olarak bilinmemektedir. Gebelikte HPV aşısı yapılabilir mi? Biz gebelikte HPV aşısı yapılmasını önermemekteyiz. Ancak bir kişi gebe olduğunu bilmeden HPV aşısı yaptırdıysa gebeliği sonlandırmasına ya da herhangi ek bir önlem almasına da gerek yoktur. Ancak gebeliğini öğrendiği zaman diğer kalan dozlarını gebelikten sonra devam etmesini tavsiye etmekteyiz. Aşılamadan sonra simir tarama devam etmeli midir? Tabii ki de devam etmelidir. Biz aşıyla beraber belli tiplere karşı önlemimizi almaktayız. Ancak HPV'nin diğer tipleri de mevcut olduğundan dolayı ya da birey bilmeden daha önce enfekte olmuş ancak herhangi bir sıkıntı çıkarmamış olabileceğinden dolayı mutlaka kadınlara taramalarına devam etmesini öneririz. Her kadına 21 yaşından sonra ya da ilk seksüel aktiviteden sonra 3 yılda bir simir tarama önermekteyiz. Hatta artık KOTES dediğimiz simirin yanına HPV testi taramasını da eklediğimiz zaman bunu 5 yılda bir yapmaktayız. Bu sonuçlarında problem çıkmayan bayanlar için geçerli protokoldür. Ancak herhangi bir simirde ya da HPV taramasında ek bir problem saptadıysak takip planı değişmekte. Saptadığımız probleme göre hekiminiz zaten size detaylı bilgi vererek ne sıklıkla takibe geleceğini söylemektedir. Bu nedenle her kadının yılda bir kadın doğum muayenesi olması ve hekiminin söylediği zamanlarda da tarama testlerini yaptırmasını öneririm.